Gençler günaydın. Şimdi merkeze gel. Bugün ben gidecektim normalde. Beni kahvaltıya davet etti. Kitesurfing ev sahibi. Ben onların çiftliğindeki bir kulübede kalıyorum. Evleri de buradaymış. Geç kaldığımda şurayı size gösterecektim lan. Tam geldim. Çöp kamyonu gelmiş. Şurada bir pazar var. Yerel pazar. Şöyle geçiş hayal ediyordum ama çöp kamyonu koymuşlar. Ama yine de çekeceğim. Tamam. Hadi abi Meksika'nın çöp kamyonunu da gör. Bak burada insanlar yerel kıyafetle. Şey gibi hani Guatemala'lık gibi. Şuradaki pazara hemen bir tur atalım. Geçelim hızlıca. Sağa sola siz gözetin işte. Ben çekiyorum böyle. Sağa sola bakın. İsterseniz yavaşlatın videoyu. Durdurun öyle bakın. 5K çekiyoruz. Görüntü kalitesi iyi. Yanımdan da laflayayım diyorum ben. Böyle bir pazar yedi. Acaba video çekiyorum diye laf ederler. Önceden çok çekiniyordum böyle çekerken. Biraz o çekingenliği bıraktım biraz. Yanımdan da laflayayım diyorum da. Evet gençler, Meksika'dan çok Guatemala'ya benziyor buralar. Evet. Şu aşağı gittim ben, orada da bir kasabanın merkezi var. Baya şey ya, Guatemala gibi gözüküyor ama standardı yüksek Meksika'nın. Müzik çalıyor bir saniye. Meksika'daki standart, hayat standartı, modernizm Türkiye ile aynı seviyede diyorum hani oradan o kıyaslamayı yapabiliriz. Biraz da şehir planlaması daha güzel, şehir düzenlemesi, peyzaj biraz daha iyi. Biraz da temiz bu arada etraf. Belediye çalışıyor yani burada. Biz şey geyiği yapıyorduk. Başka devletler Latin Amerika'da %80 çalıp %20... O ne ya? %20 vergilerin %20'sini halka harcıyorlar. %80'ini çalıyorlar diye. Biz de Türkiye'de diyoruz ki ben de hep şey diyorum. Türkiye'de de %20 çalıyorlar. %80 çalıştıkları için ses etmiyoruz diyorum. Meksika'da öyle büyük ihtimal. Öyle orayı size göstereyim istedim. Şimdi geç kaldım da beni şeye davet ettiler insanlar kahvaltıya. Bugün gidecektim normalde ben San Cristobal'a da. Ay ben ona ayıp olur ya insanların geldik şeyinde kaldık hemen kaçar gibi. Bir tanışalım, sohbet edelim. Etrafı göstereceğim. Sadece şu pazar belki yarın sabah olmaz. Pazar yeri belki sadece bugündür, pazartesi pazarıdır falan diye böyle. Sadece bu sabahtır diye düşündüm. O yüzden göstereyim istedim. Yarın bir daha gösteririm sabah olursa. Otostopa doğru yürürken şehrin dışına. O meydanı da gösteririm. Ya şu fontları çok güzel ya, yazdıkları duvarlara yazdıkları yazıların. Gençler bak şimdi. Şimdi göstereceğim size o. Çöp arabası gitmiş. Şimdi normalde Guatemala ile Meksika arasında burada çok kötü besleniyorlar ya. Meksika'da. Mesela bak, bu yerli insanlar buraya gelip şey satıyorlarmış. İşte sebze meyveyi satıyor da çoğu gitmiş. Buraya ayakkabımı bağlayacağım. İşte çoğu, şimdi ben kahvaltıyı yaptım, ev sahibiyle falan tanıştım. Buradaki olay şu, bunların bir tane işte çiftliği var. Bir tane çiftliği dediğim artık bir tane değil, gördüğünüz çiftlik olduğu için çiftliği var. İngilizce'deki the wacky gibi. Sonradan kaldırıyorsun. İlk önce a diyorsun sonra neyse. İşte çiftlikleri var. Orada gezginleri misafir ediyorlar. Çocuğu da Paris'te okuyor, Fransa'da. Bu köyde bir onlar yapıyormuş. Şu an mesela herkes beni izliyor. Köyde bir onlar yapıyormuş böyle. O da çocuğu işte bak. İşte etrafı size göstereyim diye boş konuşuyorum şu anda. Üsteyim. Neyse. Ben insanlara bakınca çekiniyorum. Onu hissedince insanların bana baktığını duruyorum ben. Evet. Müzik var. Yerli tradisyonel yerli kıyafetleriyle insanlar. Erkekler giymiyor bu kıyafeti ama şapka takıyor onlar da. Zapata şapkası takıyor. Evet işte ne diyordum ha. İşte çocuğu Fransa'da okuyor. O açmış ailenin. Demiş bir gün ben demiş gezginleri, yabancıları misafir edeceğim evde diye. Orada üniversite okurken Tabasco'da. Şimdi Paris'te okuyor. Sonra misafir etmeye başlıyorlar. Bunların da hoşuna gidiyor ailenin. Bir de evleri burada merkezde. Ama çiftlikleri var işte aileden kalma. Burada bir de şey var şimdi, dur söyleyince etraftakiler duymasın da.
Ne konuştum anlamasına. Zapatista diye bir şey var. Bunlar şeyler. Bunu size daha sonra ben anlatacağım. Burada çok var onlardan. Ha, meydana geldik. Baksana. Evet ya, Meksika gelişmiş ya biraz daha. Şehir planlaması, düzenlemesi var buralarda. Şehir planlaması falan var. Bak şimdi arkamda. Chilonyas'ın önünde yerli insanlar. Meksika'dan bunu bekliyor muydum? Bekliyordum halbuki güneyinde. Guatemala'ya yakın yerlerde indigenous kültürün, Kızılderili kültürü mü? Artık Kızılderili galiba diyoruz biz. Çok kültür. Hep şey diyorum işte, yerli halk diyorum ama Kızılderili. Bunların olduğu kültür var. Meksika'nın güneyinde. Büyük ihtimal kuzeyinde bunlara denk gelmeyeceğim çok böyle olaylara. Meksika'nın kuzeyinden kimle tanıştıysam hep şeyler. Beyaz. Biraz beyaz, biraz daha beyazlar. Beyaz tenliler. Evet, ırkçı oldu bu. Azıcık ırkçılık yaptım. Evet, böyle işte etraf. Ben şimdi gezeceğim biraz. Kulaklık alayım. Benim kulaklığım yok. Gökhan abi yine bu ay da bana destek oldu. Bakalım bir tane kendime kulaklık alayım. Bugün bu ay bir destek attı yine Gökhan abim. Sağ olsun. Kulaklık şart. Hadi. Aklım bozuk. Seçimleri falan çok güzel. Bak, Salenda Actos. Tiyatro var burada. Şu renk seçimleri Latin Amerika'da işte duvara yazılıp yapılan yazıların fontu falan. Onun renkleri. Çok iyi yapıyorlar bu işi ya. Burada bir de bir işte Avrupa İspanyol sanatından ya. Bilmiyorum öyle ama. Böyle duvar yazıları falan öyle dandik değil yani hacı. Bir standart bir fontun üzerine yapıyorlar. Bir de burada çok tuktuk var yine. Köy yerinde. Köyün gençleri tuktuk alıp tuktukçu oluyor. Acaba burada da tuktukçuya kız vermiyoruz gibi bir şey var mı? Oğlunuz ne iş yapıyor? Tuktukçu. O zaman kız vermiyoruz diye bir söylem var mı? Büyük ihtimal vardır lan. Yani. Ama da tuktuklar seri numarası falan var. Yani yine bir, o da bak standart. Burada demek ki devlet denetlemesi var. Burada var işte. Burada devlet var oğlum, Meksika. Burada oturmuş bir devlet kültürü var. Onu görüyorum yani. Onu hissediyoruz. Ama gene Türkiye'nin bir, Türkiye gibi ama bir 10 yıl 15 yıl öncesi Türkiye'nin. Devlet standardı ve şey var. 5 yıl gerisinin şimdiki ne uydurulmuş? Ne dedim acaba az önce? Aa, tuttuklar da böyle. Bunlar bir de pahalı. Bunlar şey işte Hint tuttuğu. Bajaj. Bunlar bir de şey, pahalı ya buralarda. Vergisi mergisi çok galiba. Evet, gene boş muhabbetler. Ben yürüyorum öyle boş boş köyde, kasabada. Şeyde güzel manzara var kaldığım çiftlikten. Sabah orada video çekiyordum, o yüzden yani etrafı çekmedim. Ya yarın sabah giderken ya da şimdi gene gideceğim büyük ihtimal. Biraz turlayayım şurada. Döneceğim çiftliğe. Orada market var. Hadi. Kulaklık bulamayacağım galiba burada. Yandık, kulaklık yok. Aa bak, burada Compra de Cafe diyor. Bu da kahve tüccarı. İçeride tartısı falan var. Kahve tüccarı. Bizde fındık tüccarları var ya. Burada da kahve tüccarı var. Ya. Öyle bir bilgi. Yani olması lazım ya. Onun için şaşılacak bir şey yok. Öyle bir bilgi. Zaten bunu tahmin edebilirdik. Ben de gösterdim size bir tanesini. Tamam. Hadi. Bak, tabela işleri falan da güzel. Hacı, dükkan tabelaları. Belirli bir font var, o fontta yapıyorlar. Bizdeki gibi garman çorman değil. Bak şimdi şuradaki otelin mesela. Ya bu zamana kadar çok sürekli görmüşsünüzdür de.
Ben şimdi yeni fark ettiriyorum size, olabilir. Hep öyle ama. Belirli bir stana böyle karman çorman yazmak yok kafana göre. Karman çorman çok. Aha, göstermedi demezsiniz. Bu da kilise buradaki. Şu güzel bir görüntü aslında. Önünde yerliler yürürken kiliseli. Minimumdan yürürken yerelsel kıyafetleriyle. Evet. Bu da böyle bir görüntü. Gençler, kaldığım çiftlik burası. Böyle bir yer. Mekan sahibi benden video çekmemi rica etti. Ne çekeceğim ya? Aha. Yani sadece manzara göstereyim diye açtım. Diyecek hiçbir şeyim yok size. Size söyleyecek hiçbir şeyim yok ya. Ben göstereyim. Burası bu arada şey, ben buraya gelirken otostop çektiğim insanlara Çilon'a gidiyorum dediğimde oraya nere dediler ya, o kadar turistik bir yer değil ki. Buraya gelen tek yabancılar işte bu Couchsurfing'den buraya gelen gezginler oluyor. Yani öyle biri geçerken şu Çilon'a da uğrayayım yani. O kadar yerli bir yer ki burası. Turistik hiçbir şey yok. Ama işte bu çiftliğin sahibinin oğlu Couchsurfing kullanmaya başladığından bu yana buradaki halk şeyi görmeye başladı işte, yabancı. Ha şöyle. Manzara güzel. Manzara güzel abi. Hola, hola. Buen provecho. Niña, buen provecho. Gracias. ¿Qué quiere decir a Turquía? Nada. Gençler, ne haber? Şimdi geldik işte, ev sahibim hanımefendi dedi ki gel yemek yiyelim dedi işte, taco yemeye geldik. Şu an o kadar yerel bir yerdeyim ki, hani gelebilecek, Meksika'da gelebilecek en yerel yerdeyim. Hatta etraftaki resimlerden de anlayabilirsin, şimdi çekeceğim. ¿Qué ahora chocomiste? Quesadilla. Bundan yiyeceğim, bunun uzun taco işte, taco'nun uzunu. Şimdi bir et var, bunun uzuncası. Bu da şey, Jamaica zaten, bunu biliyorsunuz. Ve soslarımız var. Bunları yiyeceğiz. Onun ötesinde ben şimdi etrafı göstereceğim. Oğlum daha yerel bir yerde yiyemem ya. Bak şimdi. Burada göstermeyeyim. Buradan göstereyim de insanları da ifşa ediyormuş olmaz. Bak çocukların falan okuldan resimleri, düğün fotoğrafları falan var. Daha yerel bir yerde yiyemem. Burada bir köyde. Hadi. Un provecho. Gracias. ¿Quieres decir algo? No, ok, buen provecho. Otostop ile dünya turu yapan Ensar Sevindiğin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.